Bayanlar baylar, eve dönüş yolculuğunuza eşlik etmek için şimdi radyonuzda Sabah Tümer ve Kadir Çöpdemir. Efendim iyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Yine işte bir dönüş yolu, yine işte siz, yine işte biz, yine işte çift dikiş, sağlam, güzel, keyifli bir akşam yolculuğunda size eşlik etmeye gayret sarf edecek. İşte karşınızda güzeller güzeli Sabah Tümer efendim. İyi akşamlar. Niye siyahlar içindesin sabah? Bir keder, bir elem, bir yas mı var canım? Yok, ben siyahı severim. Öyle mi? O ortadaki bugüne, kuru kafa mı? Bu evet birazcık yani benziyor da tam değil galiba değil mi? Kuru kafa bence. Bir de şey siyah daha ince gösteriyor ya. Ben de oraya gelecektim. İyi oluyor değil mi siyah? Yani öyle ya, başını örtüyor. Örtüyor vallahi evet. Örtüyor yani. Ayıp kapatıyor. Ayıp kapatıyor. ama bir şey söyleyeceğim. Siyahın da bir asaleti var. Evet. Değil mi? Ama sen de bugün çok şıksın laciler içerisinde. Ne zaman böyle olmadım ki? Senin için işte süslenip püslenip geliyorum. Yemin ediyorum şu üstümdeki başımdaki marka malları. Efendime söyleyeyim bir fakire fukaraya versen 6 ay yokluk çekmezler ya. Ben gidiyorum hepsi senin için. Hepsi bir marka. Unuma kadar diyeyim ben. Ne sana. Diyorsun? Gösterim. Yok. Çorapları falan göstereyim. Hazır. Ha çorabını görebilirim. Ayakkabının şeyini göstereyim. Ayakkabılar falan çok şık canım. Ya değil? hep buna mecburum, mahkumum. Biliyorsun sen gibi. Mahkumum ben buna. Niye mahkumsun? Çünkü Sabah Tümer'le program yapıyorum. Affedersin buraya öyle zangır zungur gelemem. Gelemem. O ben. Doğalım bana, değil. Bence bana değil, kendine saygınla. Yok ama tabii sana olan muhabbetimden de böyle özellikle gidiyorum güzel. Tıkır 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 alıyorum. Süsleniyorum. Evet, peki sabah. Etkilemeye mi çalışıyorsun beni? Seni böyle etkilemeyeceğimi biliyorum. Sen ne çemberlerden geçiyorsun? Affedersin, kadife pantolonla mı etkileyeceğiz seni? Yalnız kadife, bir şey söyleyeyim. Kadife. Yalnız bir şey söyleyeceğim ama söyle. Bu etkileniyorlar değil mi? Mesela ben şeye bakıyorum. Futbolculara bakıyorum. Hoş giyiniyorlar genellikle. Genellikle yani. Genellikle mi onu bilmiyorum. Bazen bir şey yapıyorlar, bir saçmalıyorlar. Bu yani... Hani wanna be diye bir laf var ya, özenti oluyorlar bazen. Hayır ben hani bazı meslekler meslek grubu olarak düşündüm. Ha şık giyiniyorlar mı? Evet giyiniyorlar yani mı? Hayır. Kendilerine has bir tarz veriyorlar ama esasında sanki onların tarzı değil de biraz yurt dışındaki futbolculara bakıp da giyiyorlarmış gibi ha. Bak mesela Pascal çok şık giyinir. Peki biliyorum o şık giyinmeyi bilen bir adam kendi kendine bunu yapıyor. Ben işte bazen o magazinde çıkan programlarda çıkan topçulara da bakıyorum. Tabii heriflerde fit vücutta olduğu için ne giyseler yakışıyor yani. Ama işte bazen de gitmiyor biliyor. Şeye uyuz oluyorum ben yaz günü böyle ne marka olduğunu belli eden böyle abuk subuk tişörtler giyiyorlar bazen. Hani basicmiş i̇şte onlar gibi basitmiş gibi. Onlar kötü zaten hani hep üstlerine marka taşıyorlar. Zaten kendin markasın bir şekilde bir de marka giyimi yani o markayı etiket göstermeye gerek yok. İçeride saklı olsun. Görmesi gereken görür onu. Bak eşleri de çok dikkat ediyor bu giyime kuşama. Ben bir Türkiye'de çok işte özel bir mağaza zinciri var. Ondan sonra bu varlıklı insanlara servis veren onun bir yöneticisi söylemişti. Her şeyde ne diyorlar ona ya? Mevsim başlangıcı mı diyorlar? Hani sezon başlangıcı. Sezon başlangıcında mallar geliyor ya ilk gelip yani çünkü bunların indirimi olacak bilmem nesi olacak onu beklemeden ilk hemen gelip malları indirenler genellikle futbolcu eşleriymiş. Peki o futbolcu eşleri futbolu bırakınca ne yapacaklarmış? Ama artık eskisi değil çok para kazanıyor herhalde kazandıkları idare edecekler. Olsun ama yani hazır adam dayanır ya. Bir de bunlar çok genç yaşta evleniyor. Bu futbolcuların bu çok genç yaşta evlenmeler hakkında bir düşüncen var mı Zaba? Yok olması mı lazım? Ne bileyim yani sen seviyorsun böyle işleri magazin bilirsin sen ya. Ha ben seviyorum ama yani senin hiç o taraklarda bizi yok öyle mi? Ya tabii mesleğimiz dolayısıyla takip etmemiz gerekiyor ama benim ya kim kimi düğüne çağırmış o çağırmamış kim kime ne takmış falan boyutundayım ben daha ziyade. Sen de futbolla ilgilisin Kadir senin düşüncelerin de futbolcuların genç yaşta evlenmeleriyle ilgili. Vallahi... Ortalama bir insan 25 yaşında, 25-30 arası evleniyor. 65 yaşında emekli oluyor yani öyle söyleyeyim. Buradan nasıl bağlayacağını gerçekten merak ettim. Bak kontrolüm altında merak etme. Müsaade et. Bak
Müsaadesiz efendim. Böyle. Bak futbolcular futbol hayatlarında ne zaman emekli oluyorlar? Aşağı yukarı 40 yaşında, doğru mu? Normal insanların emeklilik yaşıyla orantılarsak genç yaşta emekli oluyorlar bunlar. Evlenme de öyle işte, normal insana göre daha genç evleniyorlar. Belki sebebi budur yani. Tebrikler Kadir, gene saçmaladın. Ama yani en azından bu sefer bir sanki bir destekli mi saçmaladı? Evet yani destekli. Yemin ediyorum bu saçlar boşuna ağırma. Gerçi şimdi tıraş ediyorum sıfırım ama yani öyle yani. Çift dikiş. O köyde çifte giden program. Çift dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Sonunda birileri o beklenen soruyu sormuş sabah. Kim kardeşin tam olarak ne iş yapıyor mu? Yo, ona kimsenin cesareti yetmez abi. Neyi sormuş o zaman? Adriana Lima'nın tuttuğu takımı sormuşlar. Bu muymuş beklenen soru? Ben bekliyorum şahsen. Hangi takım tutuyormuş? Adriana Lima benim takımı tutuyormuş. Bunu radyoda söyleyebildiğinize emin misin? Vallahi niye söyleyemeyim abi? Adriana Lima hakikaten benim takımı tutuyormuş. İtalya'nın Inter takımı o yani. Ha, benim takım tutuyormuş deyince ne bileyim ben yani. Ya, hay, ama, Fener mi dedim? Her ülkede değişik bir takım tutuyormuş ya biz. Ben de, ülkesine göre takımını. Hatta geçen yine Adriana Lima'yla benim takımı tutuyoruz. Bir bakayım ne oldu? Ne oldu bir? Ne oldu? Tribünde denk getirdim ben bu Adriana Lima'yı. Nasıl ya? Ya maçın çok seyircisi yoktu. Etraf sessizdi, ıssızdı. Ondan... Kadir, kapanacak radyo canım. Yavrum ne alakası var, anlatıyoruz maçla. Fazla kişi olmayınca da hemen Adriana Lima'yı fark ettim tribünde, kalabalık. Ooo Adriana'cığım falan. Öyle hoş beş yani muhabbet oldu. Hoş. Sen benim kalbime mi indirmeye çalışıyorsun? Senin tuttuğun bir takım var mı? Yani yurt dışında, yurt içinde. Yurt içinde desteklediğin bir takım var mı diye sormuyorsun, neden? Ya tamam, desteği fark etme, anladın ya, olsa da insanın yurt dışında yurt içinde muhakkak tuttuğu takım vardır. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim, birkaç takım birden tutacaksın sabah, tek takım da olmaz yani, bir sürü takım tut. Ne var ne olur ki ya? Ya mesela yani, memleketin takımını tut, anladın mı? Nerelisin sen? İzmirlisin. İzmir'in bir takımını tut mesela, Allah boynunun borcu bu. Ha? İzmir'de hangisini tutuyorsun sen? Kimi tutuyorsun? Kimi tutayım bilmem. İzmir'de kimi tuttuğunu bilmiyor musun? Göztepe'yi tutuyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim, o çok hassas, ona dikkat et sabah. Ha, Göztepe karşıya kadar. Tabii abi, evet. Sen nerelisin? Alsancaklı, bizim takımımız yok. Ama Alsancaklı'ya yakın. Altay galiba, Altay. Bilmiyorum, benim İzmir'de takımım yok, ben Galatasaraylıyım. Anladım, ama o zaman şeyden gideceksin, Göztepe'yi tutacaksın abi. Renkten gideceğim. Tabii, evet, renkten gideceğim. Çünkü Alsancak, bir de Alsancak Göztepe'ye de daha yakın. Karşıyaka, Karşıyaka da ya. He. Adı üstü. Tabii adı üstü. Harbiden karşıda mı lan karşı? Çok güzel. Alsancak bu taraf değil mi? Alsancak Göztepe bu taraf. Göztepe onun yanı mı? Göztepe biraz ilerisi. Ha. Ya, komşu mu onlar? Yani sayılır. Tamam, sen sana Göztepe'de diyeyim, ne fındıklar... Sana nasıl etlerle ulus gibi. Ama ya bana neye... Sen ne fındıklar kırmışsındır Göztepe'de gençliğinde. Alsancak'tan çıkıp Göztepe'ye gitmedin mi? Alsancak'tan çıkıp Göztepe'ye okula gittim ben. Tabi orada arkadaşların yok muydu? Vardı. İşte Göztepe'lisin abi sen, göz göz. Evet. Göz göz. Ama karşıya kadar da akrabalarımız vardı. Ne oluyorum, ben ortadayım galiba. Yani Kafkaf gene... mısın? Gene ortadayım. Şimdi yani sen İzmir'de hangi takımı tutacağını sabah tümen henüz enişten karar veremedi. Eski Altay'ın başkanıydı. O çok karışık. Ben İzmir'de takım tutamıyorum. Efendim Sabah Hanım açıklıyor. Ben İzmir'de hiçbir takımı tutmuyorum diyor. Peki ama seni takımsız bırakmayız biz. Ben seni takımsız bırakamam. Sen bir takımı tutacaksın. O zaman İzmir'den bir takım tutmuyorum. Tamam, Galatasaray'ı tutuyorum. Sonra da Real Madrid'i tutuyorum. Ha, anladım. Peki, yani yurt dışında da Real Madrid'i niye tuttun sen şimdi? Çok yakışıklı futbolcular var. Anladım. Bu yani futbol felsefesine yeni bir yaklaşım oldu bu. Hani yakışık, öbür tarafta da Pique Mique var abi. Yakışıksız mı o Barcelona'da? Ha, çok yakışıklı buluyorum ben Pique'yi. Google'layım ben Barcelona'nın ana sayfasını. Sen bir tek yakışıklı dediğin Ronaldo var abi. Yok ben gittim ya maça, var birkaç tane hoş çocuk var orada, gördüm. Sen yine de yani ölçümüz bu mudur? Çocuk ne kadar hoş, hani ne kadar asist yapıyor, ne kadar koşuyor. Beni ilgilendirmiyor ki o kısmı. Evet, Allah ne vermiş diyorsun. O yani parasını alıyor, yapacak onun işi o. Zorun. Doğru diyorsun. Onun mühim olan tipi düzelsin diyorsun. Çok güzel. Çift dikiş. Doğada çiftler halinde gezen program Çift Dikiş devam ediyor. Çift dikiş.
2013 sürpriz bir boşanmayla son buldu sabahı biliyorsun. Hadi ya, çevremizden biri mi? Ya geniş çevremiz diyelim, çok meşhur biri. İngiltere kraliçesi. Ama o da ölmedi gitti ya. Kaçıncı koca eskitti bu? Yavrum tek koca o, aşk olsun nedir ya, affedersin, motor yaptı İngiltere kraliçesinin. Bir tane kocası var yıllardan beri ya. Çok açıldın hem sen, daha lokal bir isim. Politika magazin mi? Şov dünyası. Ay bilemedim ya. Ya Cem Yılmaz ayrılmadı mı abi? Hadi canım. Vallahi yemin, bilmiyor musun? Onlar çok mutlulardı. Değillermiş işte demek ki, ne tak diye boşandılar. Hem de ne zaman boşandılar? 2013'te. Bravo, bravo. Vallahi çok, nereden anladın? 2013'ün sürpriz boşanması dedim, oradan mı yapalım ya? Ne bileyim ne zaman Kadir, 2013'te olduğu kesin işte. 2013 yılının Aralık ayının 31. günü akşamı 15.30 sularında. Yılbaşında mı? Yılbaşında. Yılbaşına 8,5 saat kala. Aa. Yani tabii insan boşanmak istiyorsa yılbaşına devre girmek istemez yani, değil mi? Olabilir. Doğru diyorsun. Burada sorulması gereken asıl soru, niye boşandılar Sabah? Niye boşandılar Kadir? Çok kısa sürede tanışıp evlendiler. Acaba birbirlerinin bilmedikleri özelliklerini mi fark ettiler bu dönemde? O zaman Cem boşanmak istemiştir. Niye? Yani Cem Yılmaz tanımak için evlenmek gerekmiyor. Adam yıllardır kameraların önünde, binlerce röportajı var, görüntüsü var. Ha, bir insan öyle tanınabilir demek istiyorsun. Hayır ama yani iyi kötü bir fikrin olur. Yani göründüğünün aksinde bir insan da değil zaten. Ne görünüyorsa o, bence o. Ama, o. Ama eşi öyle değil mi oluyor yani? Ya öyle bir şey demedim. Sürpriz bir durum olmuşsa o eşinden dolayıdır. O kadar hani o gözler önünde değil ya. Hmm. O bakımdan. Mahkemeye bir gerekçe vermişler tabii boşanmak için. Neymiş o? Evlilik birliğinin temelden sarsılması. O ne demek? Aldatmak mı? Ya ben ne bileyim, sen daha iyi bilirsin. Nasıl? Ben sanmıyorum aldatma olduğunu da. Bu temelden sarsılma nasıl bir şey o? Büyük sarsıntı ya bu. Ama neyse ya, olmuşsa olmuş, çare yok yani. Boşanmış çiftin davasını yapmayalım şimdi burada. Yani Cem kardeşimiz yeni yıla bekar girmiş. Ahu Hanım da öyle. Allah ikisini de mutlu etsin. Çocukları da mutlu etsin. Yani yürümeyen bir şeyi de ittirip kaktırıp ne yapacaksın değil mi? O da zor. Yürümüyorsa, hayır, yürümüyorsa i̇şte ittirmek. Çünkü kendini daha çok mutsuz ediyorsun. Onun için yol yakınken dönmek bence en güzeli. Ya ben bir de biliyor musun, çok enteresan. Aslında çok saygı da duyuyorum. Şimdi Cem Yılmaz zaten benim çok hayran olduğum bir adam ama yani memlekette büyük efekte etkisi olan bir adam. Çok. Bir, çok güçlü bir isim. Sanatında çok ileri, çok varlıklı. Yakışıklı da buluyorum ben Cem Yılmaz'ı çok. Çok büyük enerjisi var falan. Yani şu memlekette herhangi bir hanımefendiyle olmaması mümkün değil. İstediği yaş grubundan, istediği sınıftan sadece işaret eder ve alır diye düşünüyorum ben Cem Yılmaz'ı. Ama ona rağmen mesela adam halisane niyetlerle evlilik yolunu seçmiş. Çocuk yapmak, bir aile kurmak. Aile birliği, ama demek ki olmamış yani. Olmayınca olmuyor. Yoksa adam bunu seçmiş bak. Evet, seçmiş ama bazen işte demin dediğin gibi olmayınca olmuyor yani. Hani seçti, denedi. Belki bundan sonrakinde daha mutlu olacak, onu bulacak. Ne bileyim, zor işler bunlar Kadir. Yoksa ya. Evlenmese de Cem Yılmaz'a hayat arkadaşı mı yok değil mi? Aa, tabii canım. Genci, yaşlısı, güzeli, çirkini, zayıfı, şişmanı, zengini, fakiri, ona arkada herkes ister. İster misin hayatında Cem Yılmaz demiyorum da. Yani o karakterde, o güçte, o efekte bir adam senin ilgini çeker mi? Karakteri daha önemli değil ama mi? Ama gücünden kastım zaten bütünsel yani şeyden. Yani o sempatikliği, o konuşkanlığı, o matraklığı tabii ki. Ama aynı zamanda gücünün gücü içinde de şey de var. Madde de var yani. Parası, pulu, şöhreti, başarılı, serveti. Hepsi başarısı, bir arada. Bütün bilmem ne değil mi? Ferzan. Ronaldo gibi. Bugün nedense Ronaldo günümdeyim. Biraz boy açısından belki problem var. Ronaldo'yla kıyaslayacak olursan değil mi? Cem biraz daha kısa. Biraz derken kısa. Ama şey, fizikli çocuk Cem'de. Yani fizikli spor çocuk. Yapıyor. Spor yapıyor, evet. Şeyde seyrettin mi o Ferzan Özpetek'in filminde oynuyor ya. İtalya'da geçiyor. O filmi izledin mi? Adam İtalyanca konuşuyor, çatır çatır ya. Ya çok acayip. Ve o kadar iyi bir oyunculuk yapıyor ki inanamazsın. İzle, tavsiye ederim. Ya sen arkadaş, sen niye 7. sanata mesafelisin? Sen 6'da mı kaldın? 5'i mi seviyorsun sen? 7'ye niye geçmiyorsun sen? Onu izledin mi yok, bunu izledin mi yok. Ben bir de ne oluyor biliyor musun? İzlediğim şeyi de hatırlamıyorum sonra bazen. Mesela oldu geçenlerde. Ha. Bir filmin sonunda anladım ki ben o filmi seyretmişim. Ama filmin sonuna kadar devam ettim. Sonunda anladım. Ben Allah bilir o sinemadayken neredeydim, nerelere gittim.
gittim. Ha, bunu sinemaya gidip izledim bir de tekrar. Hayır, ilkini sinemada izlemişim, ikincisini DVD'de izledim. Ay, ikinci defa da sinemaya gitsen ne güzel olurdu, ne tatlı bir salaklık olurdu. Büyük salaklık olurdu. Ama onu... güzel olmaz mıydı, anlatırdık onu burada. Onu anlatamazdım. Çift dikiş. Çift sarılı yumurtadan çıkan program. Çift dikiş. Şu sıralar Türkiye'deki futbol severlere acayip bir heyecan saldı sabah. Bugün de bir futboldan gidiyoruz. Benlik bir şey yok o zaman yani. Benim heyecanlanmam gerekmez. Ama sen futbol seviyorsun yani. Seversin. Yani seviyorum da işte biraz önce şey Ronaldo'da karar kıldık ya onu anlıyorum. Peki hiç böyle hakikaten statta sen gidiyorsun maçlara falan bazen. Kendini kaybettiğin oldu mu ya? Onu merak ediyorum ben ya. Yani en son hani bir elimde davul, bir elimde tokmak, alnımda Müslüm Gürses sevdalıları gibi hani böyle bant vardır ya. Hı. Ondan takmışım. Böyle küfürlü tezahürat yapıyordum mesela davula vura vura. Hadi be. Sen yok canım olacak şey değil, bu kadar holigan olamazsın ya. Ama bak futbol severlerin heyecanlandığı bir şey var sabah. Eminim sen de heyecanlanacaksın. Neymiş? Ronaldinho büyük ihtimalle Beşiktaş'a geliyor hayatım. Aman ben de ne diyor diyorum bu. Heyecanlandın mı? İlk duyduğumda heyecanlandım. Sonra ne oldu? Aradan 3 yıl geçti Kadir. 3 yıldır Ronaldinho Türkiye'ye gelecek. Türkiye'ye değil, daha kesin bir bilgi var elimizde. Beşiktaş'a gelecekmişti. Sadece Beşiktaş'ın heyecanlanması gerekmez mi? Yani diğer takımların korkması lazım sonuçta o kadar iyi bir futbolcu geliyor diye. Ama burada işin içine fair play dahil oluyor ya. O ne ya? Yani şöyle fair play dahil oluyor. Güzel futbol olsun, anladın mı? Güzel futbolcu gelsin. Rakip takımlar da Ronaldo'ya karşı oynayabilecekleri için heyecanlansınlar. Ondan sonra ne bileyim yani öyle bacak arası çalımlar atsın. Efendime söyleyeyim, futbolunu göstersin, güzel futbol seyredelim. Bu heyecanlı bir şey, isterim ya, gelsin baba yani. Beşiktaş'a da olsa gelsin. O Ronaldinho'nun Beşiktaş'ı yaptığını ben eski sevgililerime yapıyordum eskiden. Nasıl yani, ne yapıyordum ben, çok o ilişkiyi kuramadım yani. İşte ben de ilişkiyi kurmuyordum ama kurmayacağımı da belli etmiyordum yani. Sürekli ayrıldım eski sevgili. Hani barışacakmışım gibi, yok barışmayacakmışım gibi, hani dönecekmişim gibi, dönmeyecekmişim gibi. Gelsem mi, yok gelsem beni üzersin falan öyle ki. Sorumlarda bulunuyordu. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bu söylediklerin hepsini Ronaldinho Beşiktaş'a yaptı. Yani hatta aynı cümleleri bile kullanmış olabilir ha. Adam işi biliyor işte. Allah Allah. Peki geri döndüğün oldu mu? Yani Ronaldinho dönecek mi, en azından onu çıkartalım bu işten. Bir tane oldu. Ha, o zaman Ronaldinho gelebilir diyorsun yani. Yani. Niye döndün sen? Ne yaptı da geri döndürdü seni? Ben de hani benden daha güzel değildi ama hani böyle hoş bir kız adı anılmaya başlandı. Hmm. Ben de boş bulunup dönmüş oldum. Hmm. O zaman buradan çıkan sonuç, Beşiktaşlı yöneticiler Ronaldinho böyle kıvırıyorsa gidecekler, daha önemli bir isimle konuşuyormuş gibi yapacaklar. Hmm. Değil mi? O tahrik Ronaldo olacak. Ronaldo gibi mesela. Ronaldo gibi. Tahrik olacak o. Efendim? Evet. Oradan buraya doğru şey yapacak, öyle mi? Şimdi ben bütün olayı niye böyle kurdum biliyor musun? Sen lafı Ronaldo'ya getir, Beşiktaş'ı dinleyen yöneticiler de böyle bir taktik yapsınlar, belki de Ronaldo gelir diye. Çakalsın, zalımsın, çakalsın sabah, sabah çakalsın yemin ediyorum. Çok, çok. Ama Ronaldinho geldiğinde eski Ronaldinho mu onu bilmiyoruz tabii, de ona bakacağız. Peki böyle genel bazı taktikler var ve erkekler hala yiyor değil mi? Ne gibi? Yani bu mesela eski sevgili üzerine uygulayan, yani sen diyorsun ya, ay görüşüm, ay görüşüm, ay öyle, ay böyle falan, elinde maymun gibi oynatma taktiklerini, yüzyıllara dayanan birikimimize, bu kadar fazla deneyimimize, yazılana, çizilene, gösterilen filme, okunan kitaba rağmen hala yiyoruz mu biz? O hak etmişlikle alakalı. Sen de daha önceden öyle şeyler yaptıysan, böyle bir oyunu hak ettiysen, o zaman yiyorsun, yiyeceksin, mecbursun. Doğru. Adisyon bu diyorsun. Keseceğiz adisyonu, koyacağız önüne diyorsun. Kuverli. Ay. Çift dikiş. Her şeyi çift gören program be ya. Şaka gerçek olmuş sabah. Neymiş o? CIA'nin bir türevi olan NSA'nın insanların cep telefonlarını takip ettiği ortaya çıkmış. Oo, senin benim telefonumuz da mı? Abi Apple kullanan herkesi takip ediyorlarmış. Neyini takip ediyormuş? Her şeyini yani, mesajını, ne bileyim bildirimlerini, kim kiminle nerede ne zaman. Yani nereye gittiğini, nereye geldiğini, ne yaptığını, ne ettiğini. Ha ya yani mesajlaşmaları falan okumuyorlarsa problem yok, beni takip edebilirler. İyi de yani
her anını denetliyor. Dalga mı geçiyorum? Bu kişilik haklarının ihlaline girmez mi? Girmez. Şu millet orada burada her kendini devamlı çekin yapmıyor mu? Ahan da ben buradayım, bakın ne yiyorum falan diye. Ya yapıyor da gizli gizli takip etmek ayrı bir şey değil mi ya? Değil. Burada asıl problem insanların neden gittikleri yerlerde çekin yaptıkları yani. Neden ne yediğini, ne içtiğini fotoğrafını paylaşıyorsun ki? Ya o yeme içme fotoğraf paylaşma işine ben de karşıyım. Arkadaş bulan var bulamayan var. Ne yapıyorsun sen ya? Ha, değil mi? Ne yapıyorsun? Şimdi o açıdan bakma ona. Ona bakan da bir iPhone'dan baktığı için belli bir mali durumu olmaya yakın yani. İstese de aslında yani tabii aç olan var almayan var. Gecenin bir yarısı ben mesela bir hani ekmeğin üstüne sürülmüş bir çikolata gördüğüm zaman canım çekiyor yani. Bak şimdi maddi açıdan değil tabii vakit açısından. Yani anladın mı? Yani ne yiyoruz ne ediyoruz işte bilmem ne yiyoruz onu yiyoruz bunu yiyoruz. Yemin ediyorum ben yemeli içmeli program yapıyorum ya sabah. Bazen hep helallik istemek geliyor içimden çok ya. Çok haklısın ama. Tabii abi milletin. Gerçekten haklısın. Tabii abi milletin canı çeker sabah ya. Öyle değil mi? Dışarıdan bak ben sana bir şey söyleyeyim. Dışarıdan bir gören olur diye elindeki yiyeceği köşe başına gizli gizli yiyen bir nesildik abi biz. Yemin ediyorum. Yani o bir buçuk Adana'yı böyle bir şey yaparak gizli saklı dürümü yerdik falan. Şimdi her şey ortada yani. Çok güzel söyledin bak tutar bu. Yani sana göre asıl problem check-in yapmakta mı? Onu mu diyorsun? O. Check-in yapanların aptala yatmasında. O ne ya? Ay ben burada bir check-in yaptım. Eş dost burada olduğumu bilsin diye gelsin mi merhaba diyelim diye. Eğer yakınlardalarsa hani yalanını atıyorlar ya kendilerine ve geri kalan insanlara. Aslında özünde ne var bunun özünde yani? Özünde cinsellik yatıyor bunun da. Hadi canım. Sosyal medya aracında olduğu gibi. Hadi. Allah. Allah'ım ben şu anda daha fazla... Yemin ediyorum sana sonuna kadar katılıyorum. Kendimle konuşuyormuşum gibi konuşuyorsun yani. Senin de mi kendime benzetmiyorsun? Onu asla yapamazsın ama yani bu konuda aklının yolu bir maalesef. Aa dur bakayım burada kimler varmış. Hem şu çocuk yakışıklıymış ya ya da şu kız güzelmiş. Ha, dur bakayım hangi masada oturuyor. Aa bak buradaymış biraz keseyim de belki numarasını falan alırım diye. Hani bir check-in olayı var mı? Var. Geçen gün biliyorsun bir fuhuş çetesi yakalandı. Sistemleri neymiş biliyor musun? Neymiş? Ya böyle hani telefonu çalkalıyorsun da böyle bir aplikasyon var biliyorsun değil mi? Biliyorsundur be. Vallahi hani bilmiyorum. Böyle telefonu şangır şangır yapıyorsun. Ondan sonra etrafında o an o aplikasyonda olan herkes aynı hareketi mi yapıyor? Hayır, olan insanların listesini veriyor. Ve online olup olmadığını belirtiyor. Sen de ona dahilsen çıkıyor, mesajlaşıyorsun. İşte istiyorsan görüntülü bilmem ne her bir şeyi yapıyorsun yani. Meğersem kadınları pazarlama sistemi buymuş. Yani adam mesela gidiyor bir semte şakır şakır sallıyor o aplikasyonu. Liste çıkıyor onlara mesaj ve fotoğraf atıyor. Şu 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 kadınlar var elimizde ister misin? Onlar da isteriz istemeyiz diye. Ondan sonra biz neler yapıyoruz yani. Teknolojinin son harikalarına nasıl anlamlar yüklüyor sabah. Şoktayım. Şu anda sabahın aldığı şoku yemin ediyorum bundan yaklaşık bir 15-20 yıl önce Nisan krizi olmuştu. Enflasyon %125'e vurmuştu. Aa, 20 yıl önce ben o zaman almıştım. Çok hem şaşırdım hem bu olay ta nereye kadar gidecek diye. Vallahi korktum. Gidiyor yani korktun aldı başını. Mu? Vallahi korktum. Ama o gözlerinden bir an geçti korktum. Çift dikiş. Çift dikişle günün yorgunluğunu üzerinizden atmaya hazır olun. Bir sokak kültürümüz daha yok olup gitmenin eşiğine geliyoruz haba. Bozacıların da mı soyları tükeniyormuş? Ama onlardan Sarıyer taraflarında falan var, görüyorum ben. Yavrum olur mu? Kadıköy taraflarında, Beşik'te her yerde var. Eski mahallelerin hepsinde varlar yani neredeyse bozacılar. Ha o zaman niyetçiler mi yok olmanın eşiğinde? Tavşancıları mı soruyorsun? Ya tavşana fal baktıranlar var ya niyetçi değil mi onların adı? Ha, yok ben Ruslara öyle diyorum ya. Ne diyorsun? Niyetçi. Niye? Şey teklif ediyorsun niyet diyorlar ya. Yani hayır demek onlarda ama biz niyetçi gibi aldık. Ya Allah seni kahretmesin. Kaybolan ya. Sokak kültürünü söyleyeyim mi hayatım? Söyle bakalım daha fazla dallanıp budaklandırmadan. Şimdi Fikirtepe'miz artık tinercilerin, uyuşturucu satıcıların, kanun kaçaklarının mekanı olmuş. Fikirtepe mi bizim sokak kültürümüz? Öyle deme sabah Fikirtepe'nin sokak... Çok önemli bir yeri vardır ya. Neymiş yere? Ya sen sokak kavgalarında yerel kütük belirtmenin önemini bilmiyor musun? Yerel kütük... Kütürt. Kütürt. Yerel kütürt belirtmez misin? Kütük belirtmek ne ya?
Ya mesela oturduğun semtin ismiyle gövde gösterisi yap. Mesela Fikirtepe çok önemli bir yer. Yani anladın mı? Onu belirtirsin kavgaya girmeden önce. Ha sen şey diyorsun, hani biz Fikirtepe çocuğuyuz aslanım şeklinde, hani böyle atarlanmalar falan. E niye atarlansın ki, ne olacak? Ya arkana alıp atarlanacağın semtin bir kültürünün olması lazım yani. Öyle affedersin hani rastgele bir şeyle gidemezsin. Yani seni serserinin bilmem kimin yaşadığı semple atarlanılmaz yani. Kabadayıların olduğu semple atarlanır yani. Yani Fikirtepe'de artık Bozdu için ona atarlanamayacaksınız yani. E sen hiç Fikirtepe'de oturdun mu ki? Yavrum ben Fikirtepe'de oturmadım ama Fikirtepe'de oturmak şart değil. Yani mühim olan onun ismini telaffuz etmek. Fikirtepe'den eş dost akraba edinmek yani. E başka bir yer söyleyin siz de o zaman. Olmaz, her semtin adıyla atar yapılmaz yani. Olacak şey mi ya, olur mu öyle? Niye olmuyormuş? Ya diyelim Adalısın abi, büyük Adalısın. Adalar semtiyle atar yap bakayım, oluyor mu? E tamam işte, biz Adalar çocuğuz, aslanım ayağına denk al. E oldu mu? Olmadı mı? Ya olmadı tabii, ada sahillerinde bekle beni bebeğim derler adama, kalırsın öyle. Atarlanma yapacağın yer çok önemli. Ne bileyim ben, korkutucu olmalı yani, böyle adalardır, efendim Şile'dir, Ava'dır, buralarla atar yapamam ki. Kasımpaşa? Olur bak mesela, Esenyurt olur. Ondan sonra Bağcılar olur, Fikirtepe olur. Ama Fikirtepe de yavaş yavaş elimizden gidiyor yani, açık söyleyeyim. Diğer semtleri elimizde tutmak zorundayız. Hadi artık bakalım sabah. O zaman kolay gelsin. Tepedir çok, yani. Ya o Fikirtepe'de çünkü kentsel dönüşüm yıkılıyor. Resmen Fikirtepe, söylenen o ki çok değil bir 10 yıl içinde ikinci bir Bağdat Caddesi oluyor biliyorsun. Çok hem lüks de binalar. Tabii tabii. Çok, hatta çok matrak. Bir abiyle tanıştım. Orada evi var. Yıkılmış işte. Abi başka yere taşınmış. Çok süper lüks bir yer yapacaklar. Şimdi abi diyor ki öğrendik şartları diyor. Yapılan binadan diyor benim de bir dairem olacak. Ama diyor aidatı en az 1500-2000 lira olacakmış. Hmm. Ben diyor onu ödeyemem ki diyor. Mecburen diyor kiraya vereceğim. Gideceğim Ümraniye'de oturacağım diyor. Yani ama sen, o zaman değerli bir yeri doğmuş olacak. Olacak. Yani sen çok değil 10 yıl sonra Fikirtepe'de oturmak için yemin ediyorum milletin kafasına basa basa şey yapacaksın. Hadi ya. Ya sen hala duruyor musun? Fikirtepe'de bir yer yapsana. Şimdi kendim. Ben de sana diyecektim, bir şarkı arası versek de bir şey, bunu, bu çok konuyu tabii, bir irdelesek diye. Abi, acayip olacak. Ama ne olacak? Ben Fikirtepe çocuğuyum lan, sen ne diyorsun cümlesi boşa çıkacak. Şey diyebilirler mesela. Hı. Biz eskiden Fikirtepe çocuğuyduk. Ama o da uzun sürer be. Adam dalmış ama olur. Ama bir 10 yıl var. Bir 10 yıl tadını çıkarsınlar. Ondan sonra artık bravo. Allah kerim. Bravo. Çift dikiş. O şeyde çifte giden program. Çift dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Demir yumruk lakaplı sporcumuzu tanıyorsun değil mi Can? Tanıyorum değil mi Muhammed Ali? Yavrum o bizim sporcumuz. Ya hepimizin sporcusu. Sonuçta dünyaya mal olmuş ya. Yavrum çok güzel kıvırdın. Çok güzel ama ben yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir sporcu diyorum bu demir yumruk. Yani. Boksörlerimizden biri sanırım ha? Boksla alakalı değil. Voleybolcu. Ama bizde bayan voleybolcular daha meşhur ama. Kendisi de bayan zaten. Bir hanımefendiye demir yumruk mu lakabı takmışız? Değişik milletiz yani. Onu diyelim o zaman. Değişik milletiz. Enesliandır olsa olsa. Bravo. Ta kendisi. Kendisini ve kendisi hayranlarını üzmüş şekerim. Ha yabancı bir adam vardı onun hayranı. Meşhur bir şarkıcı. Kim? Hatırlamıyorum şimdi. Hani şeyden, Twitter'dan Neslihan çok seksi bir kadın şeklinde bir tweet atmıştı. Şu an benim kanım dondu diyeyim ben sana. Herkesin dolmuş canım. Neslihan evli bir kadın doğdu dönemde, sonra boşandı diye biliyorum ama. Ona kanım donmadı benim ya. Neye kanın dondu? Sen hani Twitter'a bir şey dedin ya. Ha tweet hoş dedi. Millet öyle diyor artık, çok işi dışı oldular ya kendisiyle. Samimiyet hani lakabı taktılar zannediyorum ki. Allah Allah. Demir yumruk lakabına laf eden kişi Twitter'a tweet hoş diye lakap takıyor abi. Onu kabulleniyor mu peki sabah? Ha? Sevimli. Twitter'ın kurucusu bu lakabı duysa var ya, yemin ediyorum dükkanı kapatır ha. Bütün karizması gitti ya sitenin. Tek lakap. Bak birkaç kere söyle, belki senin hoşuna gider. Asla, asla ve kat. Bu arada bizim Twitter adresimiz yok mu abi? Ha, versene. Versene sen. Sen ver. Ben vereyim. Ver. Sabah alt tire Kadir. Tabii bu kadar, değil mi? Bilmiyorum değil mi? Sabah Atre Kadir'i hatırlıyorum ama vermedik bak kaç gündür gitti abi. Neyse
Nasıl üzmüş hayranlarını biliyor musun? Nasıl üzmüş? Arkadaşları gittiği bir kafede bir yemek esnasında sigara içmiş. Neye kızmış hayranları? Kapalı alanda içmesine mi? Yok yani biz milli sporcu niye sigara içer diye kızmış. Yani bize ne Allah aşkına? Tamam hani iyi bir şey olmayabilir belki ama içer içer yani. Spor yapmayıp da içene ne edeceksin? Onlar o zaman ölsün mü yani? Yani yok ölmesin de zaten yavaş yavaş ölüyorlar ya. O belki o söylenir. Yani sen en azından sporcu ciğerleri falan geniştir onun. Hani kurallara uygun içiyorsa içsin. Vallahi bilmiyorum ben hani sporcu. Bak biz Neslihan'la ben Londra Olimpiyatlarına gitmiştim. Yani gitmiştim derken sporcu olarak değil yani izlemek için. Ben de nedense sporcu olarak. Hani şaşkınlık vardı da yüzümde. Ben yani hem Londra'da takılayım hem olimpiyatları seyredeyim diye. Ha aradan çıksın. Neyse Neslihan takımla kalmıyordu. Benim Victoria'da kalıyordum ben. O da benim kaldığım otelde kalıyordu. Orada çok iyi arkadaşlık yaptık, dost olduk falan. Ondan sonra hatta bir iki gün takıldık. Hatta kapanış seremonisini beraber izledik falan. Ben bir kere bile elinde sigara görmedim. Yemeğe gittik. Ondan sonra hiç sigara migara görmedim abi elinde. Yeni başlamış demek ki. Belki yeni ya başladı. Çünkü... Belki hani belki insan olur ya bazen keyfe keder kahvesiyle bir tane yakmıştır kızcağız. Evet. O sırada da yakalanmıştır yani. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Neslihan efendim işini Cruyff. Cruyff'u bilir misin? Cruyff'u bilirim. Kimle Cruyff bilirmiş? Kimle Cruyff? Cruyff bizim Cruyff. Ha bizim Cruyff işte o bizim Cruyff. Nereden bileyim? En son şey peki? İşindeydi biliyorsun. Sıyı tesisat işindeydi. Ahşap. Ahşap. Cruyff cross sırasında içermiş antrenmanda ya. Ya zaten işini başarılı bir şekilde yaptıktan sonra ister sigara içsin, ister içmesin, ister takla atsın yürürken yani kime ne ki dilinde yandı. Yavrum benim bütün hayatım yandı benim bu çay ama güzel çay. Güzel efendim şimdi siz de akşam akşam yoldasınız, yolaktasınız. Burada çaylar, kahveler. Vallahi hiç kusura bakmayın ama öyle çay var. Bir de güzel çilekli çikolata getirdim ben. Ya onu söylemeseydin bari. Çilekli çikolatayı. Ha. Ama getirdim bak orada duruyor. Ha, onu çok sen güzel. Mi getirdin? Ben getirdim. Ben kutudan çıktı zannettim. Kutuda CD var abi. Ne çilek. Ha ben de onun için açmadım kutumu. Sen ha, çünkü açmaz sabah eve götürecek. Biz bak kendi hayır, kutusuna. Hayır bunu da açmadım. Nasıl bende de aynısı var ya. Açıp bakmadım. Geçen gün fark ettim böyle yemeli içmeli bir şey gelince bize hediyeler geliyor. Yemeli içmeli bir şey olunca ben tabii laplup açıyorum hemen. Bakıyorum sabah hiç açmaz. Ya nasıl günahıma giriyorsun? Koca paketi sana bırakmadım mı? Hangi paketi? Sakız lan? Paketini. Sana değil Fatih'e bıraktım. Bana bırakmadım. Sen bunu. Yedin ya içindeki şekerleri löp löp bir de beğenmeye. Ben millete dağıttım anam bacım hiç böyle paylaşırım. Çift dikiş. Doğada çiftler halinde gezen program çift dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Çok karmaşık duygular içindeyim şu an Zaba. Nasıl tarif edeceğim bilemiyorum. Etmesen mi acaba zaten? Ama korkuyorum gelecek için değil. Geçmişte olabilecek şeyler için. Bunun içinde bir duygu adı olması gerekiyor ya. Kötü bir şeyin yaşanabilecek olma ama yaşamaması ihtimalini hani fark etmenin verdiği bir korku mu? Aynen çok güzel tarif ettin. Çok. Ha var onun için bir duygu ismi. Korkaklık hani madem yaşanmayacak niye korkuyorsun? Ya geçen hafta diplomatik bir krizin eşiğinden dönmüşüz. Sen ne diyorsun ya? O diplomatik krizin hala eşiğindeyiz. Hemen Türkiye'ye şube açtığından beri oradayız. Ya bu daha büyük bir diplomatik kriz. Neymiş? Sabah İngiltere ile savaşa girebilirmişiz ciddi anlamda ya. Ne diyorsun ya? Gerçekten mi? Yani savaşı hiç sevmem de ondan ya savaşın her türlüsü kötü. Sabah Allah korumuş bütün iki ülke halkını ya. Ne olmuş da diplomatik krizin eşiğinden dönmüşüz? Cardiff'i biliyor muyuz efendim Cardiff? Biliyorum ama gitmedim hiç. İşte o kentin futbol kulübünün başına az daha Yılmaz Vural geliyormuştu ya. Aman Allah'ım. Ya Yılmaz Hoca'yı da çok severim ayrı ben da. Ben de çok severim. Allah korumuş da transfer son anda sekteye uğramış ya. Bak bütün tüylerim diken diken oldu. Gidelim kurban keselim diyorum. Bak hocamız en azından yurdu terk etmedi. Ben evet, ona sevinirim. Evet ben de onu ben çok severim vallahi Yılmaz Hoca'yı. Aç doyuralım bir şeyler yapalım. Kurban keselim değil mi? İngilizler bir şey söyleyeceğim büyük bir şey kaybetti ama biz büyük bir şey kazandık. Hocayı vermeyiz ya. Yılmaz hocamı be. Ay düşünsene sahaya ambulanslar falan girermiş peş peşe. İngilizler hiç alışık olma. Bir de İngilizler ne kadar poker face bir sıra yani ne kadar pokerci yüzüyle izliyorlar maçı. Hocalar gayet şey. Bir de bizim hocayı düşünsene Yılmaz hocam. Ondan sonra gol olunca neler
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benzema İngiltere'de nerede oynadı ya? İlk transfer olduğu hafta gol atıyor. İnanılmaz sevinç gösterisi yapıyor. Kulüp yöneticileri hemen çekiyorlar maçtan sonra. Burası İngiltere. Görevini yapıyorsun. Öyle çılgınca sevinmene gerek yok. En çok holiganların olduğu ülkede İngiltere değil mi? Ama işte bizim spor kültürümüzde öyle gol atınca delice sevinmeye gerek yok. Çünkü İngiltere'de ayakta kalmak da şeydir yani. Kolay kolay her fuarda yıkılmamak. Şimdi Yılmaz hocamı düşün. Maçı yaşatan bir abimiz. Kenarda kızar, sille tokat futbolcusuna dalar, kendine dalar, kulübeye dalar, hakeme dalar. Şey ondan yani. Sonra dolayısıyla İngiltere olmazdı yani. Olmaz. Niye olmamış peki transfer? Valla Allah'ın bir hikmeti diyelim. Yılmaz Hoca transfer basına yansıdı, onun için gerçekleşmedi demiş. Transferin basına yansımasıyla gerçekleşmemesi arasındaki bağlantı ne? Valla ilk başta ben de bir anlam veremedim ama sonra neymiş? Transfer basına sızınca İngiltere'den insanlar tabii araştırıyorlar herhalde. İnternette ufak bir araştırma yapmış olabilirler. Ondan sonra belki uyardılar, aman çok duygulu bir insan. Efendim çok maçı yaşayan bir insan, bizim futbol kültürümüz olur olmaz falan filan diye. İngilizler Yılmaz Hoca'yı anlamazdı zaten. Onun değerini bir tek biz biliriz, ben sana söyleyeyim. Bak anlamazlar, ağlatırlar, üzerler. Yılmaz Hocam'ı üzerlerdi. İyi ki de olmamış. Yılmaz Hocam burada olacak yani. Burada olmalı. Araya ayrılık gayrılık girmemeli. Biz hocamı hep görmeliyiz sağda solda, değil mi? Doğru mu? Ay evet ya. Ben programı... Yılmaz Hoca'yı çağıralım mı? Çağıralım hadi be. Vallahi Yılmaz Hoca'yla bir makara yapalım. Bende var, bende. Çağırırım ben. Çok iyi. Tamam. Çağır. Çift dikiş.